Bloomberg ET ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Ekonomik Görünüm programında her cuma olduğu gibi karşınızdayız. Bu cuma ekonomik görünüm farklı. Neden? Çünkü vergiyi konuşuyoruz, emeklilik sistemini konuşuyoruz, sosyal güvenliği konuşuyoruz. Ve bu konuda bence Türkiye'de alanındaki en değerli iki isim. Doktor Nedim Türkmen hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve doçent doktor Esra Kurt hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programı ben bir de neden seviyorum? O kadar uzman olmanızdan o kadar anlaşılır anlatıyorsunuz ki o yüzden çok verimli de geçiyor. Ben de programda sıkılmadan anlatmaya ve anlamaya çalışıyorum. İzleyicilerimiz sizler de bizlere katılabilirsiniz. @BloombergET Twitter adresimiz hem doçent doktor Esra Kurt hem de doktor Nedim Türkmen'e sorularınız varsa bizlere atabilirsiniz efendim. Twitter'dan adresimiz ekranlarda. Ben öncelikle Nedim Hocam'dan başlamak istiyorum Mesut Hocam. Çünkü bir müjde var. Müjde ama ben tırnak içinde müjde. Evet. İşin biraz esprisi tabii ki. Nedir bu vergi konusunda yeni bir... Emlak vergisi. Yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Evet. Evet. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz emlak vergisi arsa, arazi ve binalardan alınıyor. Ve belediyeler tahsil ediyor. Belediyelerin de gelirler içinde yaklaşık %10'un üzerinde bir payı var emlak vergisinin. Hı hı. Şimdi meclis tatile girmeden önce 7186 sayılı bu varlık barışının, Merkez Bankası'nın yedek akçesinin olduğu, konuların olduğu kanun hızla yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Sonra kanunu inceledik, bir baktık ki burada emlak vergisi muafiyeti vardı. Yani şöyle... 2012 yılında Türkiye'de 14 tane yeni büyükşehir kuruldu, 27 tane ilçe kuruldu. Orada bir hüküm eklendi. Bu tür yeni belediyeler, bu belediyelere bağlı köyler var. Bunların tüzel kişiliği kaldırılıyor. Bunlarla ilgili olarak bunlar henüz köy safhasında olduğu için, şehirleşmedikleri için önce 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti vardı. Sonra bu tekrar uzadı. En son 2018'in sonunda 7159 sayılı kanunla 2022'ye kadar ertelendi bu köyler. Mesela İstanbul'da bu Zekeriya Köyü'nden tutun da Uskumru Köy. Zekeriya Köyü mü Allah aşkına? Ya o dönemde bu Sarıyer'le ilgili değil tabii. Yani Ankara'da köylü, da var bu tür bölgeler. Köylüyü kalmış yani, hocam. Ama neden önemli büyük şehir? Yani büyük şehirde emlak vergisini %100 zamlı ödüyorsunuz. Yani hiç ödemezken şimdi yani... meskenlerde binde bir emlak vergisi var. Binde iki ödeyecek bu kapsama girenler. Şimdi ne oldu 7186 sayılı kanunla? 2022'ye kadar tanınmış olan muafiyeti kaldırdı. Yani bu senenin sonunda bu muafiyet kalkıyor. Artık kanunun gerekçesinde diyor ki artık buralar şehirleşti kardeşim. Köylüyü kalmadı. Doğru söylüyor aslında kanun. Tamam. Kanunda bence problem yok. Dedim burada, hocam haksız mıyım? Tabii ki. Yani şimdi gidelim Zekeriya Köy'e. Köy mü Allah aşkına yani? Lüks villalar. Yani şimdi doğru ama hukuk devleti... Alınacaksa oradan alacak yani evet. Asıl. Gariban hukuk... vatandaşın emlak vergisi ödüyor. O apartmanda oturuyor. Zekeriya Köy'de eğer değil mi vergi adalet falan derse orada şey var ne derler muafiyet. Vatandaş öbür tarafta ödeyecek. Tamam Zekeriya Köy için bu örnek doğru ama benim memleketim Ordu'da Türkiye'nin en küçük büyük şehri. Şimdi orada bizim köyde de emlak vergisi olacak. Yani baktığınız zaman şehirleşmemiş. Böyle yani adaleti tam kuramıyoruz ama sonuçta şuna bakmak lazım ama hükümet 2022'ye kadar yani seçimden önce uzattığınız 2022'ye uzattığınız muafiyeti şimdi son dakikada kaldırıyorsun. Yani hukuk devleti açısından bakılabilir. Yani bir muafiyet tanıdın, belli bir süre tanıdın kardeşim. Niye 3 yıl varken bunu kaldırıyorsunuz? Bu tartışılabilir. Ama burada insanlar hani beklenen bir hak olarak bakmak lazım. Kazanılmış bir hak olarak değil. Aynı emeklilikte olduğu gibi. Bu emeklilik olduğu... gibi değil evet, mi? O tartışmaya evet. Benziyor biraz. Evet, beklenen hak. Beklenen hak. Bunda her zaman tasarruf edilebilir. Yani bu muafiyeti tanımış olan sizden alabilir. Şimdi ne olacak bu bölgelerde oturanlar? Hani sadede girelim o anlamda söylüyorum. Hı-hı. Artık bu belediyeler yani artık şehirleşen köylerin bağlı olduğu belediyeler bir 2020'den itibaren bu kişilere artık emlak vergisi mükellefiyeti açacaklar ve bunlar da emlak vergi değerleri üzerinden arsa, arazi ya da iş yeri olmasına göre %1, %2, %3 gibi ve %100 artırımlı bir şekilde emlak vergisi ödeyecekler. İki taksit halinde ödeyecekler. Mart, Nisan, Mayıs ve Kasım ayı sonuna kadar. Dolayısıyla bu
bir bütçelerine yük gelecek. Ayrıca o düzenlemede şu da vardı. Bu ama tür... oradaki vatandaşların bütçelerine ne kadar yük gelecek? Emlak gelire vergi göre. Değerlerine bağlı. Çok şey yapmayacaktır, sarsmayacaktır ama sonuçta bir muhabbet kaldırılıyor ve sıfırdan daha büyük bir rakam gelecek en azından. Öyle bakalım evet. Olaya. Bir de buralardaki su bedeli, atık su kullanım ve içme suyu bedeli en düşük tarifenin %25'inden fazla olamaz diye bir düzenleme vardı kanunda. Şimdi o da uçmuş oldu burada. Su parası anlamında da zamlı artık tarifeye dönecekler. Bahçeyi falan sulamak isterse daha normal tarifeden su diyecek. Veya kuyu açacak. Varsa. Kuyu açacak oradan işi çözmeye köyse çalışacak. Köyse kuyu açması lazım evet. Madem. Yani emlak vergisi sistemi zaten Türkiye'de biliyorsunuz yani belediyeler tahsil etmeye çalışıyor. Bir dönem çok fahiş vergi değerleri artmıştı ama Maliye Bakanlığı müdahale etti kanunla. Belediyelerin gelirleri içerisinde %10'luk bir payı var. Hı hı. Ama Türkiye'de yani yaklaşık 26 milyon insanı ilgilendiriyor emlak vergisi. Bu anlamda da burada muafiyet tanınan köylerde yaşayan, köy olmayıp artık köylerde yaşayan insanlar da önümüzdeki yıldan itibaren emlak bu vergisiyle 2000, tanışacak. Hocam, 2020 yılından itibaren. Evet, başından olacak. Başlayacaklar. Sadece emlak vergisi ödemeyecekler. Bir de emlak vergisinin belli bir oranı kadar da kültür ve tabiat varlıklarını koruma payı ödeyecekler ayrıca. Onu da söyleyelim. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Daha iyi hizmet alırlar umarız tabii belediyelerden. Belediye vergi alınca daha çok iyi hizmet yapıyor olabilir. Peki şimdi... Belki Barış'ın sonra izleyeceğim de belki bakarız ona değiniriz. Adaletli bir şekilde vergi toplanmalı diyor Murat Bey. Köksal Bey gündemde diyor. Şimdi biz Esra Hocam son sizin attığınız ve emekli olup çalışanlara teşvikler iptal edildi meselesi var. Buna geleceğim ama şu bir mesajı var Köksal Bey'in. Gündemde diyor emeklilik prim hesaplama ve emekli maaş hesaplama değişikliği var mı? Böyle bir beklentim var yani. Prim hesaplama, emekli maaşı hesaplama değişikliği falan. Böyle de bir yine bir konu mu var acaba? Böyle bir talep mi var? Yani böyle bir beklenti var. Nasıl? Neyi talep ediyor de, emekli maaşı hesaplama ile ilgili? Biz de bu programda çok konuştuk, yazdık, konuşuyoruz ve vatandaşın da bu yönde bir bilinci oluştu. En başta çalışırken emekli maaşının düşmesi sorunu var. O yani iki kişi olay. Var. O en büyük sorun bu. Yani biz insanları çalışmaya teşvik etmek yerine işten ayrılmaya veya sigortasız çalışmaya teşvik ediyoruz. Daha önce de konuştuk. İki kişi çalışıyor. Emeklilik şartlarını tamamlamış ama yaşı bekliyor iki kişi. Birisi diyor ki ya ben sigortasız çalışırım. Nasıl olsa günüm doldu. Yaşım gelene kadar sigortasız çalışırım diyor. Birisi de diyor ki ya ben kurallara bağlı bir insanım ve kesinlikle kanun, kural neyse ona uygun çalışırım. Hmm. Sigortalı çalışırım diyor. İkisi de asgari ücretli. Birisi çalıştıkça sigortalı olduğu için ortalama kazancı düştüğünden dolayı bağlanacak emekli aylığı düşüyor. Bir tanesi de düşmüyor. Günün sonunda ikisinin maaşı arasında... Bir farklılık ortaya çıkıyor. Ne kadar çıkıyor. Mesela? Yani bu her ay için 2 lira, 2,5 lira civarında bir paraya karşılık geliyor. Yani bir yılda 50-60 lira bir para ama 5 yıl bekliyorsa 300 lira bir para, 2 yıl bekliyorsa 100 lira bir para. Yani asgari ücretle çalışanlar önemli için bir önemli bir para yani. Faturasını öde. Ve her şeyden önemlisi bizim tam tersine çalıştıkça... Emekli maaşını artırıcı bir düzenleme yapmamız gerekirken maalesef böyle bir yanlışlık var. Ya bu yazılıyor, düzeltilecek deniyor ama zaman zaman mutfak çalışmaları yapılıyor. Yani bürokrat arkadaşlar bununla ilgili bu öyle olsa nasıl olur, öyle olsa nasıl olur gibi bir takım çalışmalar yapılıyor ama biliyorsunuz meclis zaten tatile girdi. Meclis açıldıktan sonra böyle bir şey konuşulabilir. Gündem resmi olarak açıklanmış. Gündemde böyle bir çalışma yok. Yani zaman zaman emekli yaşının
düşürüleceği ile ilgili. Değil mi? Ya böyle bir beklenti var toplumda. Muhalefet partilerinin verdiği bu konuya ilişkin bir teklif vardı. Öyle mi? Sanıyorum ondan onu öyle oldu. Hesaplaması ile ilgili mi? Evet. Yani çalıştık. Uzadıkça düşmesin maaş. Bununla diye. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratlarının da çalışması var. Mutfak çalışması. Ya yani bir şey olacak yani. Çalışma yapıldı. Çalışıyor da peki daha ne kadar çalışılacak bu? Yani şöyle bununla yani ilgili. Sen çalışılmış değil mi? Sen değil mi? Doçent, doktor. Yıllardır bu sosyal güvenlikte artık isim yapmış isimlerden birisin Türkiye'de. Ya bunun nesini çalışıyoruz? Yani bunun ya bu nesini çalıştığımızı lazım, ben de bilmiyorum. Onu yani kesip atmak lazım. Kişilerin açıklaması lazım. Bilmiyorum. Evet, bakın evet, bunu ya bu nesini ben, çalışılıyor bu? Bunu ne kadar masraf çıkar diye mi konuşuyoruz? Aşağı yukarı hayır burada masraf çıkar mı ya? Burada biz insanları teşvik ettikçe bu sisteme dahil olacak insanlardan çok ciddi prim bir gelir alacağız. Bakın devlet burada olacak. Prim kaybediyor. Çalışanlarımız, emekçi, işçi kardeşlerimiz bilinçli. İnanın bürokratlardan çok daha bilinçli. Hakkını, hukukunu gayet iyi araştırıyor, biliyor. Yani biz insanlarımızı hakka, hukuka doğru şekilde yönetmeliyiz. Bunun çalışacak bir şey var mı? Onu bilmiyorum ama netice itibariyle böyle bir sorun var. Türkiye'de biz insanları sigortalı çalışmaya teşvik etmeliyiz. Bakın bir şey daha söyledim ben. Emekli olup sigortasız çalışan yüz binlerce, milyonlarca insan var. Emekli olmuş, diyor ki ya ben işte birazdan konuşacağımızı söylediğimiz konulardan biri de bu. Emekli olmuş ama çalışmak zorunda. Çalışıyor. Bu işçi kardeşim... Oğlu kızı üniversitede evet, okuyor mesela. Bu işçi kardeşim diyor ki sigortasız çalışayım. Çünkü sigortalı çalışsam bana hiçbir faydası yok ki diyor. Bakış açısı bu. Ama neden? Biz bu insan... Neden? Daha fazla çünkü, para almak için değil mi? Evet tabii. Devlet ödeyeceğin sigorta primini bana öde diyor. Yarısını evet, öde diyor. Evet, yani bunlar reel hayatta var. Biz ne yapmalıyız? Bakın biz emekli olup çalışanlara diyeceğiz ki kardeşim her 360 günü doldurduğunda emekli maaşını %1 arttırıyorum. Müthiş olur. Ama emekli sandığında zaten öyle. Nasıl? Yani devlette... Memur tarafı. Tabii memur tarafından ne kadar çok çalışırsanız ona göre yani emekli tabii, maaşınız tabii, daha fazla yani, azalmıyor yani usta, artıyor o anlamda. Şöyle devlet memurlarında şöyle bir olay var. Devlet memurları memur maaş katsayılarıyla emekli aylıkları hesap edildiği için onlar açısından bu hakkaniyet sürekliliği sağlanmış durumda. Ama benim söylediğim işçi olup emekli olmuş bakın işçi olup emekli olmuş ve halen sosyal güvenlik destek primi ödeyerek veya sigortasız çalışan insanlarla ilgili en az 3 milyon kişiden bahsediyoruz Barış Bey. 3 milyon kaçak çalışan insan var emekli olup. Şimdi biz bu insanlara desek ki kardeşim sen çalıştıkça her 360 gün senin emekli maaşını %1 arttıracak, %2 arttıracak desek hiçbir emekli kardeşim asla sigortasız çalışmayı istemez. Ve bir şey daha söyleyeyim buradan devletin çok ciddi bir gelir olur. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok ciddi bir gelir olur. Bakın bunlar bu kadar basit şeyler. Bunların aylarca tartışılacak bir şey yok. Yarım saatte getirsin ben yazayım. Kanun teklifini, gerekçesini yazayım. Meclisimiz uygun görürse çıkarsın. Bakın biz bunları yaptığımız zaman vatandaşlarımızı kazanırız. İnsanlarımız şu umuda girmez. Acaba bir yasa düzenlemesi olacak mı? Acaba emeklilikle ilgili böyle bir şey çıkacak mı? Yani bunların hepsi beklenti, insanların haklı olarak bir beklentisi var. Ama zaten iş, yani yönetmemizde işsizliğe etkisi. Ha. Zaten çalışıyor adam. Yani bakın, sadece çalışmıyor görünüyor. Bakın değil mi? Bizim işsizlik verilerimizde bizim işsizlik hani %15'e yakın bir işsizlik evet. olduğu resmi kayıtlarda. Bunların da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani iki tür bakılabilir. İki tür bakış açısıyla bakılabilir. Bir, iş aramaktan vazgeçen veya iş arama talebi olmayıp da sistemde İş arayan olmadığı için işsiz kaydı da olmayan bir grup var. 2,5 milyon. Evet. İkinci bir grup da gerçekten iş sahibi olup kayıt dışı çalışanlar var. Belki bunların da sayısı 3 milyondan daha fazla. Geleceğim az önce söylediğim evet. konuya ama Nedim Hoca'ya bir kez daha döneyim. Tabii. Bu özellikle defter evet. ve belgeleri incelemeye ibraz etmeyenlere umut ışığı doğdu mu diye. Haber kanallarında da bu hafta yayını vardı. Nedir bu konu? Defter ve belge ibrazı meselesi. İçtihadı birleştirme kararı var sanırım bununla evet. ilgili. İçtihadı birleştirme kararı yayımlandı resmi gazetede. Ve artık bundan sonra bütün devlet organlarını bağlayacak. Müfettişleri de bağlayacak dolayısıyla ve diğer bütün yargı organlarını bağlayacak.
Daha önce de biliyorsunuz limited şirketlerle ilgili son bir ayda çıkan bir karar vardı. Önemli bir karardı. Şimdi Türkiye'de 806 bin kurumlar vergisi mükellefi var. 1 milyon 800 bin de gerçek kişi olarak gelir vergisi mükellefi var. Bir de buna gayrimenkul sermaye irade mükellefi, ama onlar defter tutmuyor. Onları saydığımızda 3,5 milyon. Şimdi her işletme hesabı ya da bilanço esasına göre şirketlerin defter tutması gerekiyor. Yani yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, defterleri, ticari defterlerinizin tutmanız defteri gerekiyor. Defteri kebir ne hocam ya? Büyük buna defter şey diyoruz yani, biz ona. Tövbe bismillah, hani böyle hani derler ya işte melekler şirketin, defterini evet, tutar. Öyle bir defteri yani, kebir deyince aklıma öyle şeyler geliyor. Muhasebe ve maliyeti bir tarafta iyilikleri yazar bir tarafta. Büyük defter adı da ben defteri kebir teknik adını söyledim. Defteri kebir deyince günahlar ve zevaplar gibi anlıyor. Şimdi vergi usul kanununa göre serbest meslek erbabı da serbest meslek kazanç defteri tutmak zorunda. Bunlar belirlenmiş vergi usul kanununa göre. Şimdi konu nereden çıkıyor? Vergi inceleme elemanları, müfettişler diyorlar ki X anonim şirketine defter ve belgeni ibraz et. Yazı yazıyorlar, 15 gün içinde getir kardeşim, inceleyeceğiz. Şimdi burada iki tane durum ortaya çıkıyor ve bundan önceki dönemlerde de ortaya çıktı. Defter belgeyi istersiniz. Karşı taraf der ki benim defter ve belgem zayi oldu. Yok. Sel bastı, yandı. Böyle bir mücbir sebep ileri sürebilir. Ama onun öyle söylemesi yetmiyor. Ne yapılması kanıtlaması gerekiyor? Mi? Zayi olduğunda 8 gün içinde ticaret mahkemesine başvuruyorsunuz ve zayi belgesi alıyorsunuz. Bunu almazsanız mücbir sebep falan hiçbir anlamı olmuyor. Evet. Şimdi bu belgeye rağmen belgeyi ben müfettişim, siz getirdiniz, zayi oldu 2017 defterlerim dediniz. Bununla yetinmiyordu maliye müfettişleri. Şimdi ne yapıyor? Diyor ki tamam, zayi belgem var ama KDV indirimi yapabilmen için bunu defter belgede kayıt etmen gerekiyor. Ben de bunu görmem lazım. Yani sizin mal aldığınız adamlar acaba bunları kaydetmiş mi etmemiş mi, bunu görmem lazım. Ben 2017 yakın örnek verdim. Diyelim ki 2014. Siz ne yapacaksınız zayi belgenize rağmen? Mal aldığınız firmalara gideceksiniz, faturaları bulacaksınız, onlar kaydetti mi etmedi mi? Bulabildiğiniz ölçüde. Diyelim ki 1 milyon lira KDV indirim yapmışsınız, 900 lira bulabildiniz. Müfettiş ne yapıyor? O 100 lira üzerinden tahriyat yapıyor ama ceza kesmiyor idi. Hmm. Olay buydu. Şimdi diyor ki iki gruba ayırmamız lazım bu içtihadı birleştirme kararını. Diyor ki kardeşim zayi belgesi varsa sen bu adam defter ve belgeye aldığı yerlerle ilgili bir ispatlama mükellefiyeti yok. Sen bunu kabul edeceksin, KDV indirimi reddi yoluna gidemeyeceksin. Bu çok önemli bir içtihat bu anlamda. Yani gerçekten bir zayi belgesi, zaten mahkeme karar vermiş. Burada tabii bizi izleyenlere şunu öneririm. Ticaret mahkemelerinin yerleşik uygulaması var. Ben şimdi birazdan anlatacağım, benim de başımdan geçti. Size defter ve belgeleri teslim edin diye yazıyı tebliğ ettikten sonra siz defterlerinizi yakar ya da su bastı diye gidersiniz ticaret mahkemesine. Ticaret mahkemesi diyor ki ne zaman defter, bize soruyor, defteri ne zaman istediniz? Atıyorum 10 Ağustos'ta istedim. 11 Ağustos'ta yanmış benim şey. Hemen, ya da aynı gün yanmış. Hemen reddediyor. Ama olabilir. Nasıl? Yok, olamaz. Artık tam oluşmuş defteri yani. İstedi yani, o anda da üzerine su döküldü. Tam telefonla konuşurken. Neyle çağırıyorlar hocam? Yazıyla çağırıyorlar. Yazıyla. Hem yazı yazıyorlar hem de telefon. Telefonun bir geçerliliği yok gerçi. Telefonu tam açarken gel defterlerini getir derken kolum çarptı şöyle defterin üzerine. Bütün su dökülüverdi. Aynı anda oldu. Ya o bizim o büyüklükteki şeylerde bu olmaz ama bu tür şeyler yaşanabilir. O yüzden de denetim elemanları zaten bu kötü niyetli olduğu için devletin dili de yazıdır. Telefonla da defter istenmez. O yüzden defter belge yazıyla istenir ve beklenir. Şimdi zaten elektronik defter olayı var, e-defter var, elektronik fatura, biraz çember daraldı aslında o anlamda baktığınızda. Şimdi kolay değil ticaret mahkemelerinden zayi belgesi almak. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yıllar önce ben Maliye Bakanlığı'nda müfettişken 94 yılı Alanya'ya gittim. Şu yani inceleme yazısı gelmiş, defter ve belge isteme yazısı gönderdim. Sonra da aradım, ne zaman getireceksiniz? Dediler ki bizim sel bastı defterler, su Allah Allah. Alanya'da. Alanya'da yaz ayı. Nasıl olur bu?
Şirket birinci katta, efendim sular açık kalmış. Tesadüfen de defterler şey değilmiş, küvetin içinde. Allah. Bu arada da zayi belgesi için başvuruyorlar. Gittik. Tabii su dökülmüş üstüne defterlerin. Sonra ama... Şeyle mi? Evet. Sürahiyle evet. Su dökülmüş. Ama oradaki mali işler müdürü epey bir bronzlaşmış oldu. Biz de vergi dairesinde çalıştığımız yerin balkonuna masaları koyduk, o defterleri koyduk. Onlara kurudukça sayfalarını çevirttirdik. Bir tarihat yaptık o dönemde. Yani o kadar kolay değil. Ama şimdi ikinci bir bölümü var olayın. Bu... Danıştay'ın bu içtihadı birleştirme kararını çok olumlu buluyorum. İyi niyetli ve zayi belgesine sahip işletmeler açısından. Şimdi bir de olayın bir başka boyutu var. Ben defter ve belgeyi istiyorum, siz ibraz etmiyorsunuz. Defter ve belgeyi ibraz etmediğiniz zaman sizin bütün KDV indirimlerinizi reddediyorum. 3 kat vergi ziyan cezalı tahriyat yapıyorum size ve de gizlemekten dolayı da suç duyurusunda bulunuyorum. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 18 aydan 3 yıla kadar yargılanıyorsunuz. Oo, bayağı evet. Ciddi. Tabii, gizleme. Yani varlığı noter kaydıyla sabit olan bir defter belgeyi ibraz etmezseniz bu gizleme oluyor. Gizlemek de suç. Şimdi diyor ki burada verilmemiş, mücbir sebep yok. Defteri vermemiş. Ama daha sonraki mahkeme sürecinde reddetti, vergi müfettişi raporu yazdı. Mahkeme sürecinde ben diyorum ki ben bu defter ve belgeleri mahkemeye ibraz edebilirim. Mahkemelerin bir bölümü diyor ki getir bakalım. Bir bölümü diyor ki artık müfettişi ibraz etseydin geçti. Bununla ilişkin olarak bir sürü farklı kararlar olunca şimdi diyor ki defter ve belgeyi ben mücbir sebebi olmasa da getirebilirim diyorsa sen buna bakacaksın diyor. Haber vereceksin vergi dairesine, bilirkişi görevlendireceksin, mükellefi çağıracaksın, vergi dairesini olayın muhatabı bu. Bilirkişi incelemesiyle burada gerçekten KDV indirimi yönünden deftere kaydedilmiş mi, bunlar nedir, bunlara baktıracaksın diye içtihat birleştirilmiş oldu. Bu anlamda çok yoğun bu konuda yargıya taşan uyuşmazlıklar vardı. Yani şimdi mahkemede getirirse kabul oluyor mu? Evet. Son yani noktada. Evet, müfettişe vermedim. Vermedim. İstemedim vermeyi. Gittim mahkeme sırasında. Ben mahkemeye dilekçe veriyorum. Efendim ben buldum diye. Buldum. Yok, bulamamıştım. Buldum. Evet, buldum. Defterimi. Ortaklar arasında problem vardı. Vermiyordu bana defteri. Bulamadım. Şimdi çözdük. Buyurun defterleri. Bakılmıyordu. Bir bölümü bakıyordu. Bir bölümü bakmıyordu. Şimdi bakılması gerekir peki, diye. Peki bir şey soracağım. Hemen Resul Hocam size dönmeden. O arada mesela bir herhangi bir düzen dönme ihtimali var mı? Hani açtı telefon, defteri istedi. Yok dedi, defter bulamadık, veremiyoruz. Mahkemeye gidilme süreci o arada o defterle ilgili bazı işlemler, belki yanlış işlerin düzeltilmesi ya da bazı değişiklikler verip sonra mahkemeye sunma. Bu amaçla... Yok, çok kolay değil. Çünkü artık BA ve BS formları var. Her şey elektronik. Hı hı. Sizin, biz zaten bu tür defter belge ibraz etmeyen mükelleflerden mal aldığı firmalara baktığımız için zaten malı almışsınız, BA formuyla bildirmişsiniz. Bunu değiştirme şansınız yok. Zaten maliyenin kayıtlarında bu olduğu için bu anlamda önemli. Tabii bu arada siz defteri vermeyince sizinle ilgili Asliye Ceza'da dava açıldığı için, gerçi ceza davasında müfettişe vermediğiniz defter belgeyi o mahkemeye götürüp buyur kardeşim defter belge burada dediğiniz anda davalar düşüyordu. Bu anlamda da yani çünkü suç ortadan kalkıyor. O yüzden hem ceza davası hem vergi davası bölümü birleşmiş oldu. Bir de vergicilikte temel prensip var. Gerçek durumun tespiti. Yani size vermedi, bu tarafa gel bunu tespit et diye defter belgeyi veriyorsa alıp bakmak gerekir. Tamam. Bir ilave bir şey yapayım. Buyurun. Biliyorsunuz bir ay önce, yani bir buçuk ay önce Gebze'de çok büyük bir yangın çıktı. Yani birçok büyük şirketin, kurumun kayıtlarının olduğu, belgelerinin olduğu bir arşivde çok ciddi bir yangın meydana geldi. Ve maliyede Gebze'de yok. Gebze'de arşiv özel bir şirketinde. Arşiv şirketi mi? Yani biliyorsunuz şirket özellikle Maslak ve Büyükdere Caddesi üzerinde metrekare fiyatları çok pahalı. Hani dolayısıyla evet, şirketler arşivlerini, bu yasal kayıtlar, belgeler, personel dosyaları hepsini içeriyor. Arşivlerini arşivcilik işi yapan
şirketlere veriyor. Yani çok şirketin büyük şirketler, işi arşivcilik. Şirketin evet, işi İlk arşivcilik. Tabii işi bu. Allah yani Allah. Böyle bir iş var, böyle bir sektör var ve çok ciddi büyük bir sektör. Gerçekten. Evet. Bu depolardan birinde ciddi bir yangın çıktı ve birçok şirketin evrakları zayi oldu. Ne olacak? Bununla ilgili böyle bir şey olursa, yani yangın çıkabilir, deprem olabilir, sel olabilir, su baskını olabilir. Mutlaka zayi belgesi almak lazım. Yani yangın çıktı, yangın raporunuzu alıp 15 gün içerisinde Asya Ticaret Mahkemelerine gitmek gerekiyor. Ve Asya Hukuk Mahkemeleri eğer evet. yoksa Ticaret Mahkemesi, 15 gün içinde zayi belgesini almazsanız gerçekten yanmış olsa bile sizin o belgeleri ibraz etmeniz mümkün olmadığı ve bunun zayi olduğunu da belgeleyemediğiniz için sorumluluk ortaya çıkar. Yani bu çok garip de geliyor ya. Yani işte bulut sistemleri var şimdi, değil mi? Yani böyle defterdir, şudur, budur, kağıttır, bir kayıttır. Yani her şey online bir şekilde. Yani yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Oraya yani yavaş yavaş yani, oraya gidiyoruz. Hatta o bulutun yedeği var böyle, bunu koruyan, buna dönük güvenlik sunan elektronik işte internet güvenliği sunan şirketler vesaire var. Kendi sistemin, şirketteki online sistemin bozulsa bile, internet ya da işte o bilgisayar sistemi. Barış Bey, gelecek yapay zeka. Oradaki yanmış arşiv şirketi falan. Biz halen kağıtla uğraşıyoruz, evrakla uğraşıyoruz. Bakın, Türkiye'de belki bir programda konuşmak fırsatı olur. Kimlik evet. bildirme kanunu diye bir kanun var. 1774 sayılı kimlik bildirme. Aşağı yukarı 60 yıllık, belki 50-60 yıllık bir yasa. 1974'te çıkmış. Ve siz çalışanlarınızı polis karakoluna veya jandarma karakoluna bildirmeniz gerekiyor. Bir iki gün içerisinde üzerinde bütün bilgileri olan kağıt ortamında hazırlanmış belgeyi götürüp veriyorsunuz. Her yıl giriş ve çıkış 15-20 milyon insandan bahsediyoruz. Hmm. Bu 20 milyon 3 sayfa örnek hazırlasanız 60 milyon adet A4 yaprak verilmesi gerekiyor. Zayi oluyor. Zayi oluyor. Zayi orada oluyor. Ve şimdi kişisel verileri koruma kanunu diye bir kanun var. Biz bu formları alıp veriyorsunuz. Karakollarda onlar bir yere istifleniyor. Herkesin görebileceği bir ortamda ve sağlıklı olmayan bir ortamda ve milli ekonomiye zarar. Bakın 60 milyon yapraktan bahsediyoruz her yıl. Ya elektronik ortamda artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na insanlar bir gün önceden çalıştırmaya başlayacağı insanı bildiriyor. Bir link verilecek. Bakın, İçişleri Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile, Çalışma, Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bunlar bir araya gelecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, bunlar bir araya gelecek, bu işi çözecek. Bir linkle bakın, 60 milyon yapraktan bahsediyoruz. Resul Hocam, biraz mesajlara Nedim Hocam, bu defterle ilgili mesajlar da var. @Bloomberg.com'dan Twitter'dan gelen, sonra sizin karara geçeceğim. Danıştay'ın bu kararı diyor, zaman aşımı süreci acaba nasıl etkilenecek? Bu durum yeni yasal düzenleme gerektirecek gibi gözüküyor demiş Ahmet Kavuklu Bey. Birçok izleyicimizden birkaç tane var, onu okuyayım. Yani diyor ki, Türkiye'de kim defterlerini doğru düzgün tutuyor ki diye bir yorum var. Devamlı vergi barışı çıkan ülkede para ödeyen zaten defterlerini 1-2 yıldan fazla geri gidemiyor vergiciler nasılsa diye bir mesaj var bir izleyicimizden. Türkiye'de vergi müfettişleri ve vergi hakimleri diyor niye ne iş yapsınlar ki diyor. 3 ayda bir zaten af çıkıyor demiş. Rafet Bey yazmış. Yani hani onlar yazık demiş, onlar çalışıyor ama 3 ayda bir zaten af çıkıyor demiş. Efendim şöyle bakmaya devam ediyorum. Özellikle bu defterle ilgili, sırf defteri ibraz edemiyor diye olmadık yaptırımlar diyor. Defter olmasa ne olacak demiş. Bir başka izleyicimiz, yine Türkiye'de kim düzgün defter tutuyor diyen bir başka izleyicimiz var. Yani bu defterle ilgili yani düzgün tutmakla ilgili bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Yani zaten düzgün tutulmuyor ki diye izleyicilerimiz mesaj atmışlar çoğu. Ne dersin hocam? Şimdi şöyle, Türkiye'de aslında bu e-defter, e-fatura ile beraber zaten kayıt dışı ekonominin %50'lere bulduğu bir ülkede yasal tutulması gereken defterler zaten dört dörtlük defterler. Ya bu defterlerin ibraz edilmemesi, yanması, sel olması, sele kapılması falan biraz daha farklı işlerde karşımıza çıkıyor zaten. Yani sahte fatura organizasyonlarında çıkıyor, başka olaylarda
karşımıza geliyor. Hmm. Çoğunlukla mükelleflerin zaten yani bu defterlere yakın bir dönemde zaten defterler olmadan elektronik olarak denetim yapacak müfettişler de buna başladılar. Çünkü mal aldığınız yerler belli. Hepsi e-fatura portalının içinde devam ediyor. Bunlara bakılıyor. Şimdi doğru. Şu anda her 100 mükelleften 1.63'ü incelemeye alınabiliyorken defter belgeyi ibraz etmemek çok önemli olmayabilir. Zaten kaçabiliyor yani diyorsun. Ama burada özellikle büyük organizasyonlarda ya sahte fatura organizasyonu, bir hayali ihracat organizasyonlarında temel bir felsefe var. Ceza hukukunda bir prensip vardır. Ceset yoksa problem yok diye. O yüzden defterler yok edildi. Yani defter yoksa problem yok anlamında. O nedenlerle yargıda birçok dava peki var. Şimdi geçeyim ben Esra Hocam'a. Önemli meselelerden bir tanesi. Emekli olup çalışanların teşvikleri iptal edildi diye bir başlığımız var. Ya, emeklilerin de işi zor valla. Ne diyorsun hocam? Nedir yani bu şöyle, karar? Şöyle emekli olup yasal mevzuata uygun şekilde sigortalı çalışanlar var. Yani biraz önce bahsettiğimiz kayıt dışı çalışanlar büyük bir çoğunluğu oluşturmakla birlikte kayıtlı çalışanlar var. Aynı işlerinde mi yoksa gidip mesela başka herhangi işim? Herhangi bir iş fark etmez. Evet. Emekli oldum. Emekli maaşımı alıyorum. Sonra emekli maaşımı olduktan sonra çalışıyorum. Evet, SGK'de prim ödeniyor. Evet. Normalde emekli olup çalışmaya devam edenlerin iki seçeneği var. Ya emekli maaşlarını almak istiyor iseler sosyal güvenlik destek primi ödeyecekler ya da emekli aylıklarını kestirip normal bir çalışan gibi çalışacaklar. Emekliler genelde emekli aylıklarını almayı tercih ederek sosyal güvenlik destek primiyle ödüyorlar. Buna halk arasında emekli primi deniyor, sosyal güvenlik destek primine. Fakat işverenler uyanıklık yaparak biraz da emekli çalışanları da sanki normal çalışıyormuş gibi bildiriyor. Çünkü emekli nasıl yani çalışan, emekli olarak çalışanlar sosyal güvenlik destek primi dediğimiz emeklilikle ilgili primler ödenirken bunun teşviklerden faydalanma hakkı yok. Yani ne asgari ücret teşviki desteği alabilir, ne 55-10 teşviki 5 puanlık SGK indirim alabilir, ne de başka bir teşvik. Emekli çalışmanın teşvik edilmemesinden dolayı, genç insanların istihdamının artırılmasından dolayı sosyal güvenlik kurumu nezdinde emekli çalışanlara hiçbir teşvik verilmiyor. İşveren ne yapıyor? İşveren emekli olan kişiyi sanki normal bir çalışanmış gibi bildirmeye devam ediyor. Sosyal güvenlik kurumuna normal bir çalışanmış gibi bildirdiğinde de hem asgari ücret desteği alabiliyor, oh, hem diğer 5 puanlık teşvikler alabiliyor. Hmm. Böylece ortaya çok yanlış bir durum çıkıyor. Yani ya neler var ya bilmediğim. Tabii. Yani bu sosyal bunu merkez yapmıyordur da. Ay çok az. Nasıl düşünüyor Allah aşkına ya? Yani işte yani oradan diyor ben bir şey yakalayayım. Aynen. Yani 150-200 lira daha az bir maliyet olsun diye böyle bir şey yapılıyor. Hakikaten ve emekli olanları sosyal güvenlik kurumu tespit ediyor. Diyor ki ya bunlar emekli. Ya bu adam emekli. Bunlar SGK teşviklerinden faydalanamaz. Dolayısıyla bunları düzeltin diyor. Yani sosyal güvenlik kurumu bunların daha önce faydalandığı hem asgari ücret desteğini hem de diğer SGK teşviklerini iptal ederek bunları işverenlerden talep ediyor. Yani böyle bir enteresan durum var. Nedim Hocam, size dönmeden bir mesaj daha vardı izleyicilerimizden. Eğer bulabilirsem yine emeklilerin bu sosyal güvenlik sistemine kaydı ile ilgili acaba bulabilecek miyim? Biraz aşağılarda kaldı ama umarım bulurum. Yani emeklilere diyor ki mesela izleyici 2 gün ya da 6 gün veya en fazla 800 gün sigortalı gösteriyorlar ya da part time gösteriyorlar. Sonrasında da işten çıkarıldığında hem sigorta primi az yattığı için kıdem tazminatı vesaire az oluyor. Sonrasında da mahkeme yolu görünüyor demiş. Böyle bir şey var mı? Yani part time gösterip emekli ama 3 gün çalışıyor, 2 gün çalışıyor. Zaten diyor ki sen emeklisin, ben sana niye 30 gün boyunca prim ödeyeyim diye, doğru mu? Böyle bir olay var mı? Bunun, var tabii. Bunun sonucu şimdi ne oluyor peki? Şimdi şöyle, bir kişinin vergi ve sigorta maliyeti ciddi rakamlara, 900 liralara ulaşıyor. Dolayısıyla part time çalıştırdığı zaman, part time sigortalı olduğu zaman daha düşük bir maliyet ortaya çıkıyor. Hem vergi hem sigorta primi olarak. Piyasada genel olarak bir iz olsun, çalıştığı bizde görünsün diye haftada bir gün, iki gün veya
8 gün 10 gün ayda sigortalı çalıştırılıp bu şekilde bildirilenler var. Yaygın bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun cezası var mı? Yani şöyle tabii böyle bir durum gerçekten fiilen part-time mı çalışıyor, o da var. Yani bazen emekli diyor ki. Ya part-time değil, adam çalışıyor. Bildiğin çalışıyor. Ya iki tür. Abi, bakın, iki gün gösterdi şimdi mesela. Birincisi ne şeyi onu var? Onu yakaladığı zaman Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili geriye doğru tespit yapar. Her ay için iki asgari ücret para cezası uygular. Eksik ödenen primlerin de tamamını tahsil eder. Yani sadece para cezası aylık 5.000 liraya gelir. Yani iki asgari ücretten dolayı. Bazen de gerçekten çalışan diyor ki ben yoruldum ama çok iyi bir ustadır. He. O makinenin dilinden o anlıyordur. Haftada bir gün geleyim diyor. Yani hem arkadaşlarımı gör. O da var yani gerçekten haftada bir iki gün iş yerinden gelmeye diyecek ya ben bir gün geliyordum zaten. O zaten bellidir. Yani iş yerinin kamera kayıtları vardır, giriş çıkış kayıtları vardır. Arkadaşlar yani beyanlar vardır, şahitler diyor. Efendim haftada bir gün, pazartesi günleri geliyor. Bu da var. Ben neler öğreniyorum bu program. Şimdi ya bir izleyicimiz diyor ki aklımız fikrimiz diyor bu tarz işlere çalışıyor demiş. Yani ekonomik ve sosyal hayatta büyüme ve istikrar istiyorsak önce ahlaklı bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Aksi halde diyor sonsuz kanun çıkarılsa fayda etmez. Cemal yani işte bir kanun çıkmış. Yani bu tarz işlere bakın ben de bu lazım. İptal edildiğinde hatta üstadla biz tartıştık. Ya bu ne anlama geliyor? Konuyu anlamak için önce bir tartıştık. Yani böyle bir şeyin olduğunu ilk defa gördüm. Daha neler göreceğim hocam? Şimdi bu kısmi süreliyle ilgili uygulamada biz bunlarla karşılaşıyoruz. Şartlar da zorluyor ama. Yani kısmi süreli iş akdine izin veriyorsunuz. Özellikle dizi ve film sektöründe çok kullanılan bir modeldir. Evet. Yani siz senaristsiniz. Sizi 30 gün göstermek yerine 9 günlük bir sözleşmeyle veya birkaç tane senaryo yazıyorsunuz. Veya işte yardımcı oyuncusunuz, birçok dizide oynuyorsunuz. Hmm. Şimdi bu kısmi süreli sözleşme yapmazsanız bu adamları 30 gün sigortalı yapacaksınız. Kıdem tazminatı olacak eğer yılları tamamlarlarsa. Bu tür haklardan çünkü çok ağır SGK yükü işverenler üzerinde. Dolayısıyla kısmi süreli ve buna uygun da olması tabii lazım. Tabii işçi senarist, açısından ben 9 gün çalışacağım yani üstad diyebilir. Söyledi, çok önemli bir konu. Evet. Şimdi bir insanı teliften faydalanma hakkı var. Yani çok uzun seneler sizin ürettiğiniz eserden veya oynadığınız oyundan veya yapımcılığınızı yaptığınız eserlerden dolayı telif yasaları uyarınca haklarınız var. Hı. Siz bir insana hayır sen telif değil işçisin diyorsunuz. Yani bakın sanatçılar, oyuncular, senaristler gerçekten telif kapsamında olan kişiler. Şimdi biz bu insanlara diyoruz ki hayır sen telif değil sen işçisin. Şimdi işçinin çalışması, bırakması, gelmesi, gitmesi işverene bağımlılık içinde gerçekleşir. Mesela diyor ki apartmanda merdiven yıkayan kişi yani temizliğe gelen apartmanda hepimizin apartmanında olduğu gibi ayda iki gün yarım gün geliyor demiş. Aidat 30 lira 12 daire SGK ile uğraşmadan çözümü yok mu diyor. Yani bunlar için yani basit bir şey var. Bana bunlar için çok kolaylaştırılmış ayda bir sistem var. Evet. Yani ayda iki gün sadece iş kazaları primi ödeyecekler. Yani 10 günden az olduğu için üstadın söyledi 9 gün yapılmasının da mantığı bu. Ayda iki gün olduğu için bu evlerde çalışanlar için de geçerlidir. Yani evinde bakıcı veya ev hizmetlisi çalıştıranlar açısından da 10 günden az çalışıyorsa sadece iş kazaları ile ilgili çok cüzi bir prim ödeniyor. Ve bu kişiler herhangi bir iş kazası, meslek hastalığı olduğunda da faydalanıyor. Emeklilik primleri ödenmiyor. Kapıcı temizliğe geliyorsa onların bildirimleri yapılacak ve çok basit. Cep telefonundan bile bildirim yapılabilir. E-Devlet'ten yapılabilir. Yapılabilir. Evet, çok basit. Bir konumuz, ona geçeceğim ama ne diyeceğim? Bir soru var. Mustafa Ulusoy Bey, @bloomberg.com.tr'den Twitter adresimizden sormuş. Merhaba diyor, limited şirket tasfiye süreci tamamlanması çok uzun vakit alıyor. Hem şirketin beyannameleri verilmek zorunda kalınıyor, yani masraf ödeniyor ve çalışmayan şirketin ortakları da tasfiye tamamlanana kadar Bağkur primi ödemek zorunda kalınıyor demiş. Bu limited şirketin tasfiyesiyle ilgili böyle bir sıkıntılı süreç var mı? Ya, tasfiyeler genelde uzun olur zaten. Şirkette satılacak aktif, ödenecek borç varsa, örneğin bir vergi davası da devam ediyorsa zaten tasfiye etmek çok mümkün değil. Ama bu süreçte yani tüzel kişilik tasfiye tamamlanıp ticari sicilden silininceye kadar o
hayatta var demektir. Ve onunla ilgili olarak da tabii bütün yükümlülüklerin devam etmesi gerekiyor. Bir yerde sigortalı çalışırsa diyelim tasfiye ile ilgili işlemleri yürüyen ama bir yerde de artık şirket kapanmış kendisine göre yasal prosedür devam ediyor. Bir yerde de çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başladığı zaman Bağkur yükümlülüğü sona eriyor. Yani artık SSK'lı olduğu için şirketi tasfiyeye giren bir kişi Bağkur primi eğer SSK'lı çalışırsa ödemeyecek. Oraya atlayabilirse kurtarabilecek paçayı oradan. Peki bir ufak ara gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. Ekonomik yorum devam ediyor. Doçent Doktor Esra Kurt ve Doktor Nedim Türkmen'le Nedim Hocam döneceğim ama bir mesaj var. Arada Twitter'dan @bloomberg.com'dan gelen izleyicilerimizin mesajlarına da kulak verebilmek adına böyle bir sonuçta karşılıklı yayın yapıyoruz. Onlar diyor ki ya bu var, bu yok, bu böyle mi değil mi falan diye kendi deneyimlerini yazıyorlar. Abdurrahman Bey demiş ki kimlik bildirimi, az önce kağıt israfı diye anlattığınız bölüm var ya, kimlik bildirimi internet üzerinden yapılıyor. Kağıt masrafı, israfı yok demiş. SGK'ya eksik gün bildirimi de kolay değil. Her eksik gün için matbu form ve çalışanın imzası gerek. Emekli birisini normal sigortalı göstermek de mümkün değil. Üç tane mesaj atmış. Evet, bir. Türkiye'de birkaç ilde elektronik ortamda var. Antalya'da, Bursa'da birkaç ilde. Elektronik ortamda kimlik bildirme imkanı var. Birkaç ama ilde. Ya bu niye ilde? O zaman Türkiye'nin tamamında? Ama bakın bir bu yasaya ne gerek var? Ya ben zaten çalışanımı bir gün önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiriyorum. Benim niye bir daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazılım sistemiyle bir link eklenecek? Emniyet, polis teşkilatı, jandarma teşkilatı o linkten kimin sorgulamasını, adres sorgulamasını yapacaksa yapacak. Şu anki mevcut sistem uygulanabilir değil zaten. Yani siz bir tomar fabrikanın işe girişlerini bir karakola götürdüğünüz zaman hangisine bakacak? Yani 500 tane fabrika var. Hadımköy'de 500 tane fabrika var. Her gün 500 kişi giriyor çıkıyor, hangisine bakacak? Ve bu kadar şeye ne gerek var? Yani birinci soru, Türkiye genelinde böyle kağıt ortamında verilen bir bildirim var. Yani bu bütün Türkiye'de elektronik ortamda değil. Antalya'da var, Bursa'da var. Birkaç ilde tamam. Bu şekilde yapılmış. Yani kağıt israfını en azından birkaç ilde kurtarmışız ama bu sistemi tamamen kaldırıp bürokrasiyi de ortadan kaldırmak lazım. SGK'ya eksik İkincisi, gün bildirimi. Eksik gün bildirimi kalktı. Yani artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirimi formu vermeye gerek yok. Eksik gün bildirim formu kaldırıldı. Sadece kendi bünyesinde aldığı raporu arşivleyecek. Yani onu da yapması lazım. Ücretsiz izin dilekçesi aldı, onu arşivleyecek. Bunun haricinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bilgi formu ve ekine dosya belgelerini koyup verme uygulaması kaldırıldı. Onun kaldırılmasında da benim çok yazılarımla çok katkım var. Yani bir kere ikinci soruda böyle. Üçüncü soruda ne soruyor? Üçüncü soruda emekliyi kaydetmek mümkün değil diyor. Emekliyi SGK olarak normal sigortalı diye bir gösteremek mümkün değil diyor. Hani az önce bir vallahi işte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgesi var. Bu şekilde emekli sigortalılar üzerinden yararlanan teşvikler ve asgari ücret destekleri iptal edildi diyor. Yani bunu da yapan Sosyal Güvenlik Kurumu ve bununla ilgili genelgesi var. Uygulama bu şekilde. Peki şimdi çalışanların gelir vergisi yüksekliği konusunda yani bir yorum var mı demiş Ergün Bey, böyle bazı konular belirliyor çünkü deniz derya yani hani böyle o söylediği konudan konu zaten bilinen bir konu. Her zaman konuşuyoruz onu. Çok konuştuğumuz bir konu, değerlendirdiğimiz belki konu. Belki programlarımızda en çok konuştuğumuz konuların başında geliyor. Ya şu kendi bizim hani öncesinde konuşalım dediğimiz konuya geleceğim ama sahte fatura ile ilgili bir izleyicimizin mesajı var. İlginç yani, güzel tartışmalı bir konu da aynı zamanda. Bulabilirsem evet. Karani Bey diyor ki alınan diyor faturalar sahteyse alan vatandaşın günahı ne? Güzel. Yani ben hakikaten tırnak içerisinde
ben vermiş olayım, ben kötü adam olayım. Ben Nedim Türkmen'e sahte faturayı tırnak içerisinde yedirdim yani. Bir şekilde ona verdim. Benden çıktı. Nedim Hoca da o an belki dalgınlığına geldi. Belki iyi niyetine geldi. Bana güvendi. Ya dedi, bu adamla biz bir senedir yayın yapıyoruz. Bundan zarar gelmez dedi. Aldı benden sahte faturayı, bakmadı bile. Şimdi Nedim Bey'in günahı ne? Diyor izleyicimiz. Evet. Alanın günahı keşke yok. Keşke alanlar hep günahsız olsa. Problem yok. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'nda genel bir ilke var. Basiretli davranmak zorunda her tüccar. Mal aldığınız, hizmet aldığınız insanları tanımak durumundasınız. Birçok işlem var. Bir kurumsal yerlerde satın almacılar var. Tanımıyor olabilirsiniz. Ama vergi kanunları ve bizim genel tebliğler ve yargı kararları olayı şekillendirmiş. Tamam kardeşim. Sen nasıl ispat edecek? Banka havalesi ya da çekle ödeme yapması gerekir. Ve bu hizmeti aldığını ortaya koyması gerekir. Zaten bunları yapabilirse kurtuluyor. Yani siz şimdi 150 bin liralık fatura almışsınız. Ödemeyi nasıl yaptınız diyoruz. Nakit yaptım. Yapamazsınız. Peki irsaliye nerede? Kime mail attın? Bu hizmeti sana kim verdi? O şirketin sahibini tanıyor musun? Yok. Bu şirket nerede? Yok. Yani keşke bu dedikleri gibi olsa. Bazen olabilir. Ödemeler bankadan yapılmış mı? Evet. Yok. Yani şimdi 100 milyon mal alımı olan bir yerde bazen kaçabilir. Ama o zaman da zaten %5 ve %10'luk sınıra bakıyor denetim elemanı. Yani çok bağırıyor zaten sahte fatura olan. Adamın hiç mükellefiyeti yok. Hiçbir adresi yok. Sadece oturmuş kahveye doğramış. O tür faturalar da olabiliyor. Bazen bazı mükellefler %30 gerçek, %70 sahte fatura da düzenleyebiliyor. Ama iyi niyetli mükellefleri, basiretli davrananları korumak için de banka havalesi ya da çekle öde. Ödediğini bana ispat et, tefsik edici vesika ortaya koy, kendini kurtar diyor. Biliyor. Sahte fatura kullanmak çok ciddi bir suç. Gerçekten. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis var. Ve alt sınır da 2 yılın üstünde olduğu için mutlaka hapis yatılacak. Kesin şu yatıyor yani. Şu anda 19 bin insan yatıyor sahte fatura düzenli. 19 bin? Tabii. Yapma ya. Tabii. Diyor ki bak Ural Bey, Barış Bey diyor merhaba, emin olun ki sahte faturayı alan mükellef aldığı faturanın sahte olduğunu net biliyordur. Bu hususta kimse ağlamasın demiş. Yani ağlamasın demeyelim de izleyicimiz öyle diyor. Yani belki gerek. Bir şekilde evet. Kaçabilir ama evet. Yüksek oranda diyelim anlaşılır evet. Diyorsunuz değil evet. Mi? Evet kesinlikle. Ya kesin o, yani. Kesin. Yani orada bir şey yok. Ya ben görmedim işte kaçtı aradan. Ama falan. Şöyle yani. Bakın yani diyelim ki eğer gerçekten vergi kaçakçılığı anlamında daha az vergi ödemek için veya hiç ödememek için naylon fatura, sahte fatura alan bir kişi bunu bilerek alıyor. Ama bazen sizin mal aldığınız, ürün aldığınız bir kişi size kapanmış bir iş yerinden fatura verebilir. Ama siz ödemenizi banka üzerinden yaptığınız için zaten kendinizi güvenceye alıyorsunuz. Eğer 100 bin liralık bir ürün alıp da, fatura alıp da bunun karşılığında gerçekten size bir sahte fatura verilmişse kanun sizi koruyor. Diyor ki sen bankadan ödediysen, bu ürünleri de gerçekten aldıysan ve bunları işleyip sattıysan problem yok. Problem yok ama bizim konuştuğumuz ne gelen bir ürün var, ne giden bir para var. Hmm. Sadece gelen bir kağıt var ve bunun karşılığında da bir komisyon ödeniyor karşıdaki kişiye. Şimdi Adli İstatistik Kurumu'nun Adalet Bakanlığı'na bağlı onları incelediğimizde görüyoruz. Türkiye'den çok işlenen suç sahte fatura düzenleme ve kullanma suçu. Yok canım. Evet. Bir dakika hocam. Türkiye'de en çok mali işlenen suçlar. Mali tabii, suçlar tabii. İçerisinde. Bir numara. Bir numara. Tabii sahte fatura düzenleme ve kullanma bir numara suç. Çok hapiste şu anda süren davalar var ve hapiste yatan insanlar var. Çünkü alt sınır 3 yıl olduğu için. Ama burada yani katma değer vergisi oranının %18 olduğu bir ülkede sahte fatura olur. Bunu kimse engelleyemez. Engelleyemiyor da nitekim. Olmaması lazım ama hocam. Ama oran çok yüksek. Yani şimdi düşünün. Siz %2-3 karla mal satıyorsunuz. İş yapmışsınız. O %18 KDV'yi alacaksınız karşılığında. Ne yapar eder ben bunu iç ederim burada kendimde bırakırım düşüncesi oluyor mükelleflerde. Hepsinde olmuyor tabii. yani gerçekleri yok, konuşmamız lazım. Tutarım diyor. %18 olmasa bu. %18 değil daha düşük oranlarda olmuş olsa bu suç oranı azalacaktır. Sistem işleyecek. Evet. Hani sizin söylediğin bu vergiyi öldürüyor hikayesi değil mi bu evet, aslında? Evet.
Yani bu kadar. Yani %18, 1 milyonluk fatura kestiniz, karşı taraftan aldığınız 180 bin lira. Bunu 180 bin lirayı da alabilirseniz 6 ay sonra alıyorsunuz. Bu 180 bini tutup götüreceksiniz, izleyen ay 26'sında yatıracaksınız. Şimdi vatandaş düşünüyor, ben bunu ne yapsam da. İşçisine bu arada şey vermek zorunda, maaş yani bu, vermek zorunda, ham madde almak zorunda. Hayır. Değil mi? Bir taraftan bu, bu, da. Bu işte mazur göstermez ama sonuçta bu oran çok yüksek olmasa bu tür düşünceler peki, daha az kafadan geçer. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani tabii sorular var. Hepsini hani bu programı tabii SGK borcu KDV alacağından mahsup edilebilir bunu mi? Bunu artık haftaya konuşalım. Haftaya mı çok konuşalım? Evet, çok az çok az vaktimiz uzun kaldı. Mu? Uzun bir konu. Uzun bir konu. O zaman şöyle bir soru var mesela. İhale sözleşmesiyle çıkarılan çalışana ödenen kıdem dışı tazminat vergiye tabi midir? Bunu konuşmuştuk. Bunu konuşmuştuk sanki, evet. Yani şöyle. Orada bize başka bilgi var. Biliyorsunuz. Onunla Şubat ayında başvurular yapıldı. Hala hiç kimse ödeme yapılmadı. Büyük, yani bununla büyük ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. Evet. Yani İhale hani vatandaşlarımız anlasın diye basitçe anlatmak lazım. Çünkü İhale'yi herkes bilmeyebilir. İhale şu demek. İşçi aslında çalıştığı iş yerinden memnun değil. İşveren de işçisinden memnun değil. İki taraf da ayrılmak istiyor ama ayrıldığı zaman, işveren fesih yaptığı zaman iş güvencesinden dolayı 8-10 maaş tazminat ödemek zorunda kalıyor. Onu ödemek istemiyor. İşçi de istifa edip gitmek istemiyor. İstifa etsem kıdem tazminatım yanar, ihbar tazminatım yanar diye ayrılık istemiyor. Dolayısıyla ihale dediğimiz Türkçesi bozma sözleşmesi. İki taraftan birisi diyor ki ya gel bu iş ilişkisini bozalım. Eğer talep işçiden gelirse, İşçi bir talepte bulunuyor. Diyor ki yasal haklarım ödenmesi halinde benim kıdemimi, ihbarımı, haklarımı ödeyin. Ben ayrılmak istiyorum diyor. Ve işverenden gelirse makul bir yani işveren de diyorsa ki çalışana ya gel biz bu iş ilişkisini sonlandıralım diyorsa o zaman da işverene diyor ki sen işçiye ihbar, kıdem, tazminatı dışında 4 maaşlık bir makul yarar da sağlaman gerekir. Buna ihale deniyor. Şimdi ihale özellikle kurumsal büyük şirketlerde çok yaygın bir uygulama ve ihale kapsamında çok yüksek paralar ödeniyor. Bu ödenen paralardan da vergi kesintileri çok yüksek miktarlarda yapılıyordu. Fakat yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte özellikle mahkemeleri işçilerin kazanmasından dolayı yani işçiden kesilen vergileri işçiler iade almak için hepsi dava açtı ve hepsi kazandı. Dolayısıyla bir maliye düzenleme yaptı. Dedi ki eğer kıdem tazminatıyla hizmet yılını çarparım, kıdem tazminatı tavanı 6 bin lira diyelim, 10 yılda hizmeti var. 60 bin liraya kadar senin işçiye ödediğin paradan ben gelir vergisi istemiyorum. Bunu aşan kısımdan gelir vergisi ödemen gerekir. Basitçe böyle. Evet. İzleyicimiz de muhtemelen kıdem tavanına kadar olan kısımla ilgili kesilen vergileri istiyor. Bu vergiler için de Maliye Bakanlığı henüz ödeme takvimine başlamadı. Bir izleyicimiz alındı diyor Fırat Bey. İhaleli ücretler ödeniyor alındı demiş. Yani güzel o zaman iyi haber. Yani tek tük bireysel olarak alınanlar olabilir ama henüz genel olarak yapılan bir ödeme çok ödeme i̇yi, dalgası yok. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Doçent Doktor Esukur, Doktor Nedim Türkmen. Ağzınıza sağlık efendim. Birazdan 22'de Tuğbel Çetici ile beraberiz.